Bu derste ilk 14 dersin ara tekrarını yapacağız. Şimdi ara tekrar 3 dosyamızı açalım. Bu dosyaya nereden erişiyoruz? Bu videonun açıklama kısmında ya da yorum satırı olarak, sabitlenmiş yorum satırı olarak bulabilirsiniz. Gördüğünüz linke tıklayın ve ara tekrar 3 adlı Excel dosyasını indirin ve bilgisayarınızda çalıştırın. Şimdi ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda ne diyor? Pivot table sayfasında en yüksek satış tutarına sahip satıcıyı bulunuz diyor. Hemen bakalım. Şimdi listemde herhangi bir yerdeyim. Satıcılar var, tutarları var ve tarihleri var. Öncelikle ekle sekmesini açıyorum. Tablolar bölmesinden pivot table'a tıklıyorum. Açılan pencerede sadece tamama tıklıyorum. Yeni bir sayfada oluşturacak. Yeni bir sayfada pivot tablom oluştu. İlk olarak satıcıyı satırlara koyuyorum. En yüksek tutar istemişti. Tutarları da değerler kısmına koyuyorum ki nümerik değerler daima, nümerik sayılar daima değerlerde olurdu. Şimdi elimde Ahmet, Ali, Elif ve Mehmet ve Selin'in satış tutarları var. Bunları büyükten küçüğe sıralarsam giriş sekmesine tıkladım. Düzenleme bölmesinde sırala ve filtre uygula diyor. Büyükten küçüğe sırala dedim. En yüksek satış tutarına sahip satıcının Elif olduğunu görebilirim 27.800 ile. İkinci sorumuza bakalım. Pivot table sayfasında en yüksek satış yapılan ayı bulunuz diyor. Ne yapıyorduk? Şunları hemen sıfırlıyorum. Sürükle bırakla bunları bıraktım. İlk olarak tarihe tıklıyorum. Sadece kutucuğu seçtim. Daha sonra tutar kutucuğunu seçiyorum. Otomatik geldi zaten. Yine aynı şekilde hücreme tıkladım. Giriş sekmesindeyim. Sırala ve filtre uygula. Büyükten küçüğe sırala dedim. Bu şekilde en yüksek satış yapılan ayın Mayıs ayı olduğunu görebilirim. 31.300 ile. Ve son sorumuz. Eğer formülü sayfasında satış tutarı 100.000 ve üzeri satıcılara %20, 100.000 altındakilere ise %10 prim uygulayınız demiş. Hemen bakıyorum. Eğer formülü sayfama geldim. Diyorum ki 100.000'den yukarı olan tutarlara, satıcıların tutarlarına %20 prim uygulayacağım. Altındakilere, 100.000 altındakilere ise %10 yapıyordum. Nasıl yapıyordum? Eğer formülüyle. Eğer dedim. Taba bastım. Mantıksal sınamam neydi? B2 küçük eşittir 100.000 yazıyorum. Noktalı virgül. Eğer 100.000'den büyükse %20 prim uygulayacaktım. Yine B2 hücremi seçtim. Çarpı 0,20 diyorum. %20 demek. Noktalı virgül. Yine B2 hücremi seçiyorum. Çarpı değilse 0,10. %10 prim uygulayacak. Parantezimi kapattım ve Enter'a bastım. Bu şekilde 100.000'in altında olduğu için 9.400'lük bir prim aldı. Şimdi otomatik tamamla shift tıklıyorum. Otomatik tamamla, otomatik doldurma yöntemiyle diğerlerini de doldurdum. 100.000 ve üzeri olduğu için %20 aldı. Aynı şekilde bir can da. Kaan ve Ömür 100.000'in altında olduğu için sadece %10 prim aldı.